diyorsun, izah ediyorsun, söylüyorsun ama kabul etmeyince de üzülüyorsun. Sen ne zaman onların dinine, ne zaman onların milliyetine tabi olursan onlar ancak o zaman senden memnun olurlar. Onun dışında senden memnun olmazlar dedi Allah Teala. 1400 sene evvel söyledi bunu. 1400 sene evvel söyledi bunu. Dolayısıyla küfür tek millet ve bizi gıdıklıyorlar. Oradan buradan tırtıklıyorlar. Niye Güneydoğu? Niye efendim Edirne ve civarı değil? Niye bilmem Ege değil filan? Ha, ora biraz daha yakın. Ora. Yani sen bir devletten 35 devletçik çıkarırsan bunları idare etmen çok kolay. Hani bir zamanlar dedik ya şu efendim tesbihin imamesi Osmanlı idi. Bu imame bunları tutuyordu. Bir arada tutuyordu. Bu imameyi kopardılar, aldılar. Şimdi oralar ateş çemberi. Ateş çemberi. Ve senelerdir de rahat etmediler, edemediler. Kendileri rahat etmediği gibi etraflarında bulunan diğer masum insanlara da rahat ettirmediler. Dün benimdi Suriye, Bağdat benimdi, Halep benimdi, Şam benimdi. 400 sene Sürre alaylarıyla buralara para taşıdım, hediye taşıdım. Ama şimdi pasaportumla giremediğim yerleri tarumar ettiler. Bağdat. Bağdat ne oldu azizim Bağdat? Gitti. Kiminle, kimin eliyle? Düşünebiliyor musun Allah aşkına? Kendi biz, devletini, kendi milletini harap eden insan düşünüyor. Biraz kadıksıyoruz belli şeyler hocam. Şimdi dün şehitler verdik. Yani bugün o gün biraz hassasiyetini yaşayıp bir gün sonra hemen normal hayata dönüp tebessüm etmeye ve gülmeye devam edebiliyoruz. Yani biz hakikaten geçen duayı incelerken beraber konuşurken acaba dua etmesini bilmiyor muyuz diye kendi kendime endişe etmeye başladım. Çünkü ben bu memlekette samimi Müslümanların bir hayli çok olduğuna inanıyorum. Duada kemiyetin de önemli olduğuna inanıyorum. Samimi Müslümanlar özellikle bu özel saatlerde duaların geri çevrilmediği anlarda gözyaşları içerisinde Rabbisine yönelse gayretullah'a dokunur bu dualar. Ve Allah Kahhar isminin tecellilerini gösterir bu insanların üzerinde. Ama zulüm ne kadar çok olursa o kadar çabuk gider diye de bir atasözü var. Biz elbette bir kısım Müslümanlar elbette dua yapmasını bilmiyor. Nereye dua yapar? Elini kaldırıyor. Ya Rabbi beni cennetinden mahrum etme. Ya Rabbi beni... Ya sen zaten adam gibi Müslüman olursan zaten cennet senin için kardeşim ya. Cennet senin için. Şahsi Müslümanlık. Bizim birçok insanımızda şahsi Müslümanlık. Elini açıyor cennet. Elini açıyor cennet. Sen üzerine düşen görevi yap. Sen üzerine düşen görevi yaptığın zaman gideceğin bir başka yer yok zaten. Yok zaten. Bana adam soru soruyor. Devletten maaş alan imamın arkasında namaz olmazmış. Doğru mu? Allah'tan korkun be. Allah'tan korkun be. Hala orada mısınız ya? Hala oralarda mısınız kardeşim? Bu memlekette cuma olmaz. Hala orada mısınız ya? Niye olmaz cuma? Yani elin memleketinde oluyor. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İsviçre'de, Avustralya'da cuma namazı kılıyor Müslümanlar oluyor. Ama Türkiye'de olmuyor ya. Ne iştir bu Allah lillah aşkına? Onun için bir kısım Müslümanlar ne yaptıklarının farkında değiller. Ne yaptıklarını. Hala fitne fücür devam ediyor Müslümanların içerisinde. Zaten birlik olsak bu iş başka türlü olur. Yani. Gıyapta konuşmayı tabii. Konuşuyorduk ya hocam dün gıybet evet. Diye. Aslında gıyapta yapılabilecek en güzel şey birinin gıyabında ya da birilerinin gıyabında dua. Çünkü Allah gıyapta yapılan dualarla ilgili dualar, ayrı muamele ediyor. Birbirinize dua edin diyor. Eyvallah. Birbirinize dua ederseniz dualarınız kabul olur. Siz kendi kendinize dua edersiniz. Kendinize yaptığınız dualar kabul olmaz. Ama birbirinize dua ederseniz o dualarınız makbul olur diyor. Gürkan Bey o duaların makbul olmasının şartları var. İleri doğru şöyle sıraya koydum. Sahabe efendilerimizle karşı karşıya gelip birbirleri için ben tabii, söyleyeyim sen amin de sen söyle. Ben amin deyim tabii öyle derim. Ben senin için dua edeyim amin de ben sen de benim için et ben de amin deyim. Ha amin yani ya Rabbi kabul et. Ya Rabbi kabul et. E şimdi kardeş yazım neyse hadi yani. Sevgili seyircilerimiz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte mevzumuzla başlayacağız. @sahurname Twitter hesabından bize hem görüşlerinizi hem sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün biraz daha geniş bir şekilde sorularınızı cevap vermeye çalışacağız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
hesaplar yapan hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Turkcell, hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Derin serinliğin ekonomik yolu Uğur Inverter Klimalar. Çevre dostu, tasarruflu, sağlıklı, çok uygun koşullarda. Dahası Uğur kalitesiyle. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Üstelik BPA'sız damacanada. Sağ ol kızım. Karşıdan karşıya geçiyordum. Arabalar vızır vızır geçerken ayağımı yaya geçirdim, bir attım, zık diye durdu. Petlas, yeni şehir efsanesi. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. Sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara, İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu, Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Oh,
Evet sevgili izleyicilerimiz, dünden kalan programımıza devam edeceğiz. Hocam girelim mi mevzuya, yoksa orada bir şeyler yazdığınızı gördüm. Yine bir hazırlık var herhalde. Bir gün başın bir yastığa koyacaklar unutma ha. İki komşu gelip bir bir soyacaklar unutma ha. 5-10 kişi namazını kılacaklar unutma ha. Bunların namazını da kılan yok. Namazını da kılan yok bunların. Namaz da kılmıyorlar zaten. Namazla da işleri yok. İşleri yok. İndirirler kara yere, karanlık bir ıssız dere. Ne bir mum ne de bir çıra koyacaklar unutma ha. Bunlar bütün bunları unuttukları için zaten bu millete acı çektiriyorlar, ızdırap çektiriyorlar. Efendim bunların uzantıları da ne acı ki, yani kusura bakmasın ama bu yetkililer ne acı ki, birinci sınıf devlet memurundan çok maaş alıyorlar. İki senenin üzerinde de emekli oluyorlar. VIP salonundan seyahat ediyorlar. Benim sırtımdan geçiniyorlar. Ama benim evlatlarım öldüğü zaman biri çıkıp da yazık oldu, Allah rahmet etsin demiyor. Böyle. Neyse hadi biz geçelim kendi işimize. Evet hocam. Bak şimdi. Ey dili ile iman edip, dili ile iman edip, hakiki iman kalbine girmemiş olan kişiler topluluğu. Kişiler topluluğu. Sakın Müslümanları gıybet etmeyiniz ve onların ayıplarının peşine düşmeyiniz. Düşmeyiniz. Zira bir kimse onların ayıplarının peşine düşerse Allah Teala da onun ayıplarını ortaya koyar. Allah Teala bir kimsenin ayıbını ortaya koymak isterse onu evinde de rezil eder buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim konumuz gıybetti. Efendim iki gündür onun üzerinde duruyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz en büyük mucizesi Miraç mucizesidir. Miraç'a çıkarıldığında efendim ona çeşitli alametler gösterildi. Efendim o gösterilen alametlerden bir tanesi, kendisi anlatıyor bir tanesini, Enes bin Malik rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Miraç'a çıkarılınca bir takım insanlara uğradım. Hani her katta birilerine uğradı, peygamberlere uğradı, onlarla selamlaştı ya. Efendim bir takım insanlara uğradım. Onların bakırdan tırnakları vardı. Bakır, bildiğimiz bakır. Tırnakları vardı. Hani bu delikanlı var ya bizim kanun değil mi bu? O delikanlının parmağının uçlarında şey var. Onunla çalıyor o. Bakırdan tırnakları vardı. Onunla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı o efendim bakır tırnaklarıyla. Ey Cibril, kim bunlar dedim diyor. Cebrail aleyhisselama sordum, merak ettim, kim bunlar, bu insanlar kim, hangi amelin sahipleri ki böyle yüzlerini ve göğüslerini bu tırnaklarıyla yoluyorlar deyince, bunlar insanların etlerini yiyen, hani Kur'an'da diyor ya efendim, etlerini yiyen ve ırzlarının ve namuslarının peşine düşen kimselerdir dedi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Miraç'ta bana bunlar gösterildi diyor. Gösterildi. Dolayısıyla Müslüman bilmediği şeyin peşine düşmemeli ve Müslüman mümkün olduğu nisbette diline sahip çıkmalı.